intihar etme düşüncesinde ne kadar oldu başlıyordu? Uçağı alıp kendini kesmek istedim. Bayağı böyle getirdim yani. Şimdi sonra alıp geri bıraktım. Senin göceli bir şefaati ve mâhalaka bir gündem. Bedende bir seni alayım, ister misin? Baba, yeğenin kuzenin bir tane kalmaz belki. Ama sizin için de akşama cehennemdesin. Daha önce gönderdiklerimize selam söyle. Şimdi Ahmet Safa seansını kaydedeceğiz. Yayın hakları veriyor musun? Tamam. Şimdi yaşadığın sorunu not almışım ben diyorum. O notları okuyarak bir anlat bir dinleyelim bakalım. Küçüklüğünden beri derin düşünüyorum. Allah sesli konuş biraz. Küçüklüğünden beri derin düşünüyorum. Allah-u Teala tarafından yaratılışım böyle. Bu bazen olumsuz yönleri olabiliyor. Evet. Yani takıntılar falan. Bazen mükemmel yönleri oluyor. Yani derin düşünce hani Allah-u Teala'nın merhametinde böyle dalıyorum mesela. Aslında bu kalbimde, bilincimde iman olduğunda, dolduğunda mükemmel oluyor. Fakat bunu engellemeye çalışan hisler var içinde. Acayip korku, kaygı, yapmadığım bir yapış hissi, takıntı, panik atak, anksiyete falan. Çocukluğumdan başlamamı nasip etti Allah-u Teala, dini eğitimim. Rabbim razı olsun annemden ve babamdan, imanım için çaba sarf ettim. İmanım var elhamdülillah, fakat nefis tezkiye edilmezse yana dönerlik var. Allah ile aramı düzeltiyorum, onun izni ve keremiyle sonra, daha sonra bocalıyorum ve tekrar bunalım, helak olacakmış hissi. Yani şöyle kandırıyor, her iki durumda Allah ile aram iyi olduğunda, yani ibadetlerimi düzenli yaptığında sanki ben melekmişim gibi daha fazla ibadet edesim geliyor. Fakat sonradan anlıyorum ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben kolay bir din ile gönderildim. Bazen uyuyun, bazen ibadet edin. Bazen oruç tutun, bazen tutmayın diyor. Yani haddimizi aşacak derecede ibadet yaparsak haşa Allah-u Teala usanmaz, fakat nefsimiz soğuyabilir ibadette. Evet. Daha sonra gevşekliğe düştüğünde, günahlar işlediğinde ise Allah'ın rahmetinden ümit kestirmeye çalışıyorum aleyhissalâm. Yani içimde öyle bir hisler oluyor. Fiziki olarak belirtiler, evet. Baş ağrıları sürekli. Sürekli baş ağrıları yani var, bir fiziki belirti. Serü taktırıyorum, gidiyorum. İşte baş ağrı geçmiyor. Biraz geçiyor gibi oluyor, sonra işte hap yazdı doktor. Güzel, iki. Uyumam için. Tamam. Unutkanlık. Odaklanamamam. Gözümü kapattığımda mor halkalar uçuşuyor. Suya taş atıldığımda böyle. Ya Kur'an-ı Kerim dinlerken falan. Böyle anlattığımda birilerine, o bende de var dediklerinde, belki sende de var diyorum ama vücudumda böyle atıyor, böyle damar atıyor. Ya damar atması bende de var diyorlar. Mesela bugün daha çok arttı. Vücudumda seyirmeler var. Kas seyirmeleri evet, var. Aynen. Bugün tamam. Daha çok böyle arttı. Veya evet. İbadetlerimi arttırdığımda daha çok artıyor ve tamam. İbadetten sonra kendimi büyük bir şeyin içerisinde buluyorum, gafletim. Hani yeter artık, bıktım gibi hisler geliyor. Tamam. Kulak çınlaması, çok şiddetli bir şey. Hangi kulak? İkisi de. Yani bu ne zaman oldu abi? Ben tövbe ettim elhamdülillah. Mürşide bağlandım. Kavsadılıklarını. Ya yani benim şey, o evliyatörün demiştiniz ya video. Ona çok beğendim. O durumda. Tamam. İşte tövbe ettikten sonra, derslerimi, zikirlerimi yaptıktan sonra bende acayip sıkıntılar başladı. Gece böyle yatamıyorum, haşa, Allah-u Teala'ya küfürler geliyor,
Ben... İçinde sanki bir şey konuşuyor, konuşmaya başladı. Ben... Ama zikre başladıktan sonra. Evet, evet. Yani devam et. Namaz kılıyorum. Namazını haşa, böyle şeyler. Tamam, devam et. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e karşı çirkin şeyler, düşmanlık falan böyle. Ama ben kahroldum bu zamanlar, bu dönemler. Ondan sonra ben dedim ki ya ben artık ibadetleri biraz bırakayım, PlayStation falan oynayayım artık arkadaşlarımla. Katılayım falan diye düşünüyorum. Biraz sıkıntım gitsin düşünüyorum diye şey yapıyorum. Kulakçı namazı başlamıştı o zamanlar böyle vesveselerden dolayı. Ben cehennemliyim. Ben artık adam olmam. Yani bunlar içimden geçiyor. İşte söyleyince, sorular sorunca ilgili birilerine şey diyorlar mesela. Vesvese. Vesvese bir aldırma. Ama ben tamam vesvesedir, ben bunu iman ediyorum. Fakat nasıl elimde değil yani. O sıkıntı öyle bir sıkıntı veriyor ki. Senin resmen vücudunu sıkan bir enerji var sanki, değil mi? Yani akşam yatıyorum böyle, sanki kabirin içindeyim, böyle daralıyorum böyle kalbim. Tövbe ettiğim zamanlar işte Illuminati, masumlarmış, şunlarmış, onları gördükten sonra ben Allah-u Teala'ya öyle sığındım ki, yapıştım ki, ondan sonra kalbimde bir şeylik başlıyor. Yani Allah-u Teala'ya yönelince bir sıkıntı başlıyor. Kulakçın arası, ondan sonra sürekli şiddetli arttı, zamanla arttı. İkisinde de olmaya başladı. Sağda çok daha çok. Haşa ben niye peygamber olmadım diye düşünceler. İşte Allah niye böyle yapıyor? Haşa. Kalp çarpıntısı, daralmalı. Evet. Sonra gece yatarken, Kur'an-ı Kerim meali dinlerken şanı yüce olan Allah denilince ne yücesi falan gibi saçma şeyler geçiyor ve o anda dehşete kapılıyor. Ya ben ne yapıyorum falan böyle. Saçma, korkunç, iğrenç şeyler vardı haşa. Her şey karmakarışık geliyor, zihnim karışıyor, böyle her şey çok zor gibi, Allah bizi böyle eziyet ediyor gibi haşa. Bazen oluyor, Allah'ı kendime dost hissediyorum. Yani ferahlık hissettiğim anlar oluyor. Rabbim ne yüce merhametli, yücedir diyorum. Bazen düşman olduğum halim var haşa. Dile kolay beni delirtiyor bu hal. Niye bende böyle oluyor diye sürekli iman yeniliyorum. Sürekli değişim var. Biri bitiyor, biri başlıyor içinde, yani takıntıların, bir savaş var. Bazen insanlara nefretle bakıyorum, bazen sevgiyle yaklaşıyorum. Peygamber Efendimiz'e bazen öyle yabancılaşıyorum ki yani sanki kıskanıyorum veya yardıma gelmiyor diye naz yapıyorum. Ben de bunları çözmeye çalışıyorum, neydi? Ehl-i Beyt'ini haşa kıskanıyorum, bundan onların canı feda olsun bunlara. Haşa yani bunlar hemen pişman olduğum şeyler. Hemen böyle düşünceler oluyor, hemen pişman oluyorum arkasında. Bir şeyler yapıyorum, pişman oluyorum. Bazen çok kısa süre var, bilmiyorum için. İçimde kafir, Yahudi pisliklerine karşı yakınlık falan oluyordu, perişan oluyordu. İşte ben niye böyle kafirlik yapıyorum diye. Rüyalar, iki rüya, belirgin çok, iki böyle evet. Rüya gördüm. Birinde, yani o zamanlar korkuyordum tövbe etmeden önce, işte Malatya'ya gitmiştim abimle oraya. Odada tek kalıyordum, yani uyuyamıyordum böyle. Sanki hava karanlık uçuşuyor böyle bir şeyler. Ondan sonra, neyse uyudum, Kudüs'teyim. Beni bir sürü cin topluluğu taşlıyorlar. Taşlıyorlar. Ondan sonra bir de şöyle bir rüya gördüm. Annemleyiz. Annemle birlikte harabe böyle tren rayı falan var. Cinler önümüze çıkıyor. Ben de Euzubillahimine şeytanın recimisin. Rabbi yine seni şeytan diyorum kaybolayım. Ondan sonra bir yere gidiyoruz falan. Neyse oralar fazla hatırlamıyorum. Sonra bir yerden köpek görüyorum falan. Üçüncü rüya. Köpek şey yapıyor, düşüyor veya ben de düşüyorum, fazla hatırlamıyorum, düşüyorum herhalde. Allah'a haşa küfreder, küfür. Sonra karanlık, boş ortam, yalnızlık istiyordum bir zamanlar. Baba hatırlıyor musun? Hani bir zamanlar ışığı kapatın, işte ışık evet. İstemiyorum. Boş ortam, karanlık. Yalnız yatmayı hala yatamıyorum. Yani annesiyle, benimle veya... O şimdiki şey korku değil, sıkıntıdan dolayı. Yalnız kaldığında... Vesveseler çoğalıyor ama biriyle konuştuğumda falan o düşünceleri şartıyorum, unutuyorum. Evet. Tevbe etmeden bazen aklıma Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Ha, tevbe etmeden önce o ayrı. Bazen aklıma Allah'ın rahmeti sonsuzdur. İnancımdan dolayı Allah belki imtihan için gönderdi Kur'an-ı Kerim'i. Fakat daha sonra bunları bize unutturup herkesi cennete koyar. Sen yani kafir olsan da koyar yani. Haşa saçma sapan düşünceler, depersonalizasyon, yani bazen böyle
ben ne yapıyorum, neredeyim, kendim miyim, yani niye buradayım falan bir şeyler sorular oluşuyor. Hafıza kayıpları oluşuyor. Evet, hafıza kayıpları. Görüntü olarak mesela, görüntü o ayrı. Mesela ailemi öldürsen, hani ailemin hepsi bana bir anda böyle sanki şeytan olacaklarmış, hepsi aynı canavar olacakmış. İşte bana falan böyle korkutacaklarmış bir şeyler oluyor. Sonra şimdi annemi kessem ne olur acaba? İşte iki yeğenim var, küçükleri. Onu balkondan atsam ne olur şu an? Yani bunlar geliyor ya, sonra diyorum lan niye, ne alaka ya? İşte böyle saçma sapan şeyler geliyor. Ondan sonra sanki sürükleyen biri var beni böyle çekip böyle kötü düşün diye. Vesveseyi atıp, yani içimden o his vesveseyi atıyor içime, oluşturuyor. Ardından onaylıyor. O onayladığına ben karşıyım, yani gözüm bunun kötü olduğunu biliyor. Fakat dehşete kapılıyorum, yani diğer bir his sanki güzelmiş falan gibi onaylıyor. Ben vesvese... Yani içinden bir vesvese geliyor. Evet. İçinden bir enerji o vesveseyi onaylıyor. Evet, evet. Ama sen de nasıl onaylarsın bunu deyip evet, içinde savaş. Bir iç savaşa giriyorsun. Evet. İki farklı düşüncenin savaşı var içinde. Evet. Evet. Allah-u Teala'nın suretiymiş gibi haşa, yani dua ettiğinde falan secde ederken ya bir şey geliyor böyle şekil falan. Ya insanmış gibi koca böyle. Yani Mehdiliğini ilan etmene az kalmış. Önceleri çok mükemmel bir insanım falan diyordum yani. İşte nasıl söyleyeyim, Allah yani ben mükemmel bir insanım, ben böyle şey yapamam. Normal kibir insan, oluyor hocam. Normal bir insan kibir. Olamam. Kibir. Ondan sonra sınıfta böyle konuşmam böyle gelişti. Ama size çok çektirdi değil mi hocam? He? Çektirdi. Ben neye? Hani üzülüyordum. Üzülüyorum da. Kimin için yaşıyoruz? Evlat için. Evlat için, önce Allah için, sonra evlatlar için. Sonra evlat için, evet. Ha, Allah için. Okusun, adam olsun, tren kaçmasın. Bende de bu telaşla, bu şeyle huzursuzluk var. İşte ben de anlatmaya çalışıyorum. Bende sıkıntı var, okuyamıyorum. İlahiyat açık öğretim. Elimde değil. Gidemedim. Değil. Elim ben de değil. İşte ama ben de elimden geleni yapmak şeyim de var. Yani yap, hiç kimse yedirgemem. Anlaşamıyoruz. Ama çaresizliğe düşünce. Orada ben de orada bir noktada. Sende de film kopuyor. Kopuyor. O filmi koparmam lazım. Başlıyor sövmeye, küfretmeye, ne yaparsan yap, umurumda değilsin falan. Ya ne yapsın, babanın da bir sabır taşı var öyle. Abi ben şöyle. Çünkü yaptıkların çekil... sabır taşını çatlatıyor baban. Ben içime çekildiğinde şöyle düşünüyorum. Yani babam haklı, ben ağlıyorum. Ya onları niye üzüyorum? Gidip ayaklarını öperim, yani sarılarım, sarılırım. Böyle şeyler ister geliyor ama yapamıyorum. Çekiniyorum böyle, beni bir tutan bir şey var. Var. Ondan sonra... Seni tutan bir şey var. Yani. Bir kontrol edelim bakalım. Sürekli dua ediyorum. Ahmet Sefa ne var? Kalkayım mı? Yok, bir kalk bakalım. Evet, orada dur bakalım. Dur. Şöyle mi? Böyle dur. Çekimde hissettim. Evet, ama çok güçlü değil. Çok güçlü değil. Böyle dur. Arkanda tutacak zannetmeyin. Bazen de tutmam yani. Kuşluk yapabilirim yani. Serbestim, relaxtım. Şu an içimde bir vesvese var, ben gidiyorum gibi. Bunun vesvesesi yok işte. Bunun vesvesesi yok. Enerji yoğun olduğunda bunu insan rol olarak yapması çok zor. Bak şimdi normal dur bir daha Ahmet Sefa. Ama kendini böyle sağlam tut. Düşmeyeyim diye. Düşmeyeyim diye sağlam tut bakalım.
Bir ara gidiyordun, son anda toparladın kendini. Değil mi? Tamam. Yine sağlam dur. Hocam ben tutuyorum. Tutma. Şu an bıraktım. Serbest dur şimdi. Zaten düşünceleri de böyle tutabiliyorum. Evet. Vücutta bir akım var abi. Üstünü bir çıkar şöyle bir yat bakalım şuraya. Zaten bir geldiğinde bir yanma ateş olmuştu. Vücutta bir enerji var. Yerleştiği bölgeye bir bakalım. Şurada atıyorum şuraya. Geç bakalım Faik. Faik de Faik Saik adayı Azerbaycan'dan geldi. Eğitim almak için bugün ilk günü inşallah. Ahmet Sefa. Yüz üstüye sor ya. Ayakkabı. Ayaklarını çıkarabilirsin ayakkabıları. Vücuttaki enerjilerin bulunduğu bölgeler. Hasta yüzüstü yatırılır ve elleri bu şekilde koyulur. Şimdi gel buraya. Bak şurası sağ kürek altı. Allah! Baba sinirlenip bir beddua ettiğinde evladına. Şurada bir enerji olur. Çok sinirlendirdi seni. Allah! Okutmuş sana resmen kendisine. Şurada. Ama beddua etmedi, sövdü. Bak şöyle diyeyim sana. Şu kürek bitiyor şurada bak. Hocam o dırıklanıyor. Dur. Küreğin bittiği yer bak şurası. Şurası. Allah. Şurası da bu baba. Allah. Şurası da annedir. Allah. Anne beddua ettiğinde buraya girer. Allah. Parmağınla hatta bunu şöyle yaptığın zaman buraya. Hocam yüreğimle etmedim diyordu. Annem Allah! Şeytan ağzından çıkan söze bakar. Kalbe bakmaz. Ağızdan evet. Çıktı mı biter. Nesine? Şeytan kalbe bakmaz. Kalbe Allah bakar. Şeytan lisandan çıkana bakar. Hocam sevinir. Ağzından çıktı. Nereden doğurdum falan. Şu. Demişti yani. Allah! Serbest dur bakayım bir. Şurası, nedir burası Faik? Bak şurası kürek ama şuradan bir dört parmak altı var şurası. Dur. Burası başka insanlara iftira edildiğinde, kınandığında, aşağılandığında, hor görüldüğünde, hakir görüldüğünde vücuda giren enerjidir. Yani başkalarından alınan günahlar buradadır. Allah! Allah! Burası da başkalarına elle zulüm yaptığında Allah! Bir... Allah! Burada... Allah! Burada o kadar yok. Değil mi? Evet. Allah! Burası babaya el kaldırdığında olan. Şurası anneye el kaldırdığında. Allah! Sağ taraf çok yoğun. Sen hiç eliyle falan itti mi abi bu? Sinirlenip. Elini falan tuttu İtme mu? İtme işi değil de yani karşı gelmiştir yani. Karşı gelme olayları. Ama itme hatırlamıyorum. İtme işi hatırlamıyorum. Peki şurada yapma var mı? Var hocam. Bu da kişinin yaptığı isyanlardır Faik. Yani bu adam Allah'a şirk koştuysa, bu adam Allah'a isyan ettiyse, niye dünyaya geldim, keşke beni yaratmasaydın, bu hayat bir zulüm dediyse, şuraya girer. Yani insanların kendi yaptıklarıdır. Evet. Mustafa abi, şurada. Burada da bayağı olabilir. Allah! Bunları çok yapmış. Bak, dur. Bunları çok yapmışım. Allah! Hocam, evet. Yediğini beğenmemiştir. Evet, aynen. Yediğini beğenmemiştir. İsyanlar. Ben de diyorum ki, hocam, şimdiki sizin imkanlarınızla bizim imkan arasında yüzlerce fark var. Hocam tövbe etmeden önce saçma sapan böyle
ünlü olma falan düşünceleri var. Allah. En önemlisi ne? Bütün bunlara bunu sevk eden ne? Evet. Herkes de böyle bir şey olmuyor da neden bu bununla aşırı meyilli? Çünkü üzerinde adak var, var çocuğum. Adakçı da burada. Gel sen onu da yerini göstereyim gel. Hocam onu ben... Üzerinde adak olmayan bir çocuk böyle manyaklıkları yapmaz abicim. Niye yapmaz? Sen Allah'a bir söz verdin, yerine getirmediysen Allah'ın sana verdiği çocuk da senin sözünü tutmaz. Buna bir şeytan görevlendirir. Görevlendirilir. O da burada bak. Adakçının yerleştiği bölgedir burası. Bunu da, bunu da, şunu da, şunu da, şunu da. Hepsini. Diğerlerinin hepsini vücuda toplayan, hatta şuradakini vücuda toplayan, isyan etmeyi sevk eden bu. Adak kestiğinde normal eder mi? Bu senin adadığın bir adak da olmayabilir. Zürriyetinin yaptığı bir adak da olabilir. Muhtemelen ya senin ananın ya babanın, tamam mı? Adadığı bir adaktır, yerine getirilmemiştir. Bu da bütün soya ve zürriyete vurur. Peki, onu yaptığı zaman bir çocukta hiçbir şey kalmaz Allah'ım. Yapacağım bunu Allah razı olsun. Aynen öyle. Bunu normalde bak sen gel buraya sana göstereyim abi. Yat yat evet, sen. Evet. Bu normal buraya vurduğu zaman bu olmaz. Anladın mı? Adak kesildiği anda bu kaybolur bak. Tam şurasıdır bak. Oraya hafif hafif vur. Ya gaffar ya gaffar diyelim. Ya gaffar. Ya gaffar. Biraz arttır. Ya gaffar. Ya gaffar. Dur. Görüyor musun? En sağlam yer orası. İki küreğin ortası dur. Yani. Şurada. Çektiğimizde geri gelmesi, ortadan geri gelmesi demek. Bu adağın üzerinde olması demektir. Ondan kaynaklı. Bir sen mi dur bakayım Mustafa abi? Bir de seni bir kontrol edelim bakalım. Gözlüğüm çıkayım. Fark etmez abi. Şöyle bir dur bakayım Mustafa abi. Seni kontrol edelim bakalım. Eğer sende bu akım yoksa anne üzerinden geliyor. Hafif bir hissettin değil mi çekilmeyi? Çok az bir şey. Serbest dur abi. Senden de var, anneden de var. Ben sana söyleyeyim. Bak, çocuğun yarısı kadar çekiliyor senden. En iyi biraz az. Değil mi? Az. Az ama işte çocukta iki adak bir araya geldiği zaman bak. Siliyor mu çekiliyor? Evet, evet. Anne deyince yani... Sende de, aynı şey sende de vardır bakalım. Benim annemi, yani benim annemi... Senin annen babanın. Hocam ben şöyle diyeyim, yani ben bizler bir adak atadık, yanlış yapmam fakat... Bu bir şey diyordum. Olur bak. Bak şöyle diyordum. Ne diyordun? Diyordum ki mesela imkanım olursa hani adak kesilip de hepsi de ağrıyor. İçinde bir kilo et alsan da parasını birine vermen lazım da. Ben şayet kesersem, keseceğim demedim yani. İmkanım olur, kesecek olursam ailemi çağırırım, yemek yaptırırım, yerim. Ama... Adak öyle olmuyor işte. Adak o bozulur adak. Yani ben adak ya adak adıyorum demedim de böyle yapacağım dedim. Yani yemek yapıp ailemi çağırıp hep beraber yemek yemek. Ama adak kesilip dağılacak. Ama adak adamadım diyorsun. Ama annem geçen hatırladım dedim. İşte bilmiyorum. O da ben biraz çelişkiye kalıyorum. Bir şeyler var abi. Bak bu sende de buradadır. Bak bu yeminden de olur. Mesela şu olursa vallahi bunu yapacağım. Allah'ı şahit tutarak yemin etmekten de olur. Yani Allah'ı şahit tutarak yemin edip tutmamakla adağa söz verip tutmamanın enerjisi aynıdır. İkisi aynı yerdedir. Bak. Emekli olursam diye annem demedim mi öyle bir şey demiştim? Bak. Tam bir yapmak yok. Yanımda var. He? Yanımda var. Bak. Ama baban daha dayanıklı. Sanki bir iğne batıyor gibi orada değil mi? Yüksek bir yanma var. Evet. Bu daha yüksek. Abi onu bulacağız. Bulacağız. Dur bakalım bir. Otur bakalım bir sen eleman. Ben geçeyim. Otur abi sen. Şimdi bana şiddet bulacağız.
İçinden sadece konuşur sadece. Diş durmaz. Yani o Özen abi var ya. Hı-hı. Onun yap, gibi yaptırmaya çalışıyor ama ben haşa. Allah'a tanrı bir şey. O şirke düşünmeye çalışacak. Eûz bir kelimetin la yuttağım etin mükil bir şeytanın Muhammed'in ve mükil aynından mı? İnneke mücütüm ve innehum mücütüm. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayıtnamesinden doğan akide. Fiyâ fahrûc. Senedü ve cenib şefaati ve mâ halâgâ bil kuntum vel ecmâhulün cemilin kesir. Ve cinni şeytâni mâ şedîgâ. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayıtnamesinden doğan akide sana emrediyorum müfid. Sana gel. Senedü ve cenib şefaati ve mâ halâgâ bil kuntum vel ecmâhulün cemilin kesir ve cinni şeytâni mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Maşidigan, sana gelmezsen yerine getirmeyen adakların için kısas yaparım çocuğu. Nasıl yapacağımı bilmiyorsun değil mi? Bu yeni bir metot. He? Nerede sevilmeler? İçinden şu an konuşan bir şey var mı? Yok. Maşidigan, maşidigan. Yavuz bir kelimetillahi tahammetü mükemmü şeytani Muhammed'in ve mükemmü aynından mı? İnneke mi yitüm ve innehum mi yitüm. İnneke mi yitüm ve innehum mi yitüm. İnneke mi yitüm ve innehum mi yitüm. Şöyle yüzüstü yatsana. Yok diyor, olmaz. Zürriyetinden yerine getirilmeyen adakların kısası için 80 kez vuracağım sana. Dişini sıkacağım. Hocam. Aynı zamanda kendi günahlarımın, anaya babaya bağırmanın, çağırmanın, büyüklenmenin, kibir yapmanın da cezası olarak kendinde kabul edeceksin, anladın mı? Kısas olarak. Ve zürriyetinden yerine getirilmeyen adakların kısası olarak. Hocam konuşacak mı? Ya konuşsun konuşsun, sen onunla ne işin var? Sen yat sadece. Konuşmak isteyen konuşur. Zürriyetinden aranıp da yerine getirilmeyen adakların kısası, ana baba hukukunu çiğnemek, insanları hor görmek, fakir görmek. Ve işlediğin cümle günahların kefareti olarak sırtına 80 kez vurup kısas yapacağım. Kısas kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Eûz bi kelimetillahi tahammetim ikülli şeytani muhammetim ve mükülli aynından mı? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillah ya gaffar. Ya settar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Kaç oldu? 40 oldu, yarısı bitti. Yarısı daha kaldı. Sen bil. Maaşı değil mi? Maaş değil mi? Ve Allah'ın hızlı kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğana kile sana emrediyorum. Adak nedir? Adak nedir? Adak nedir? Devam edelim kısasa. Seni orada yakal öldürüyor. Adak nedir? Adını adayan kim? Allah'ın hızlı kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğana kile sana emrediyorum. Adını adayan kim? Maşidika. Neden oradasın? Maşidika. Neden oradasın? Kısasa devam edeyim mi? Kısasa devam edeyim mi? Kısasa devam edeyim mi? Fit. Kısasa devam edeyim mi? Kısasa devam edeyim mi? Konuşacağız mı? Çocuğun içinden konuş, söyle. Adağı kim adadı? Adağı kim adadı? Ne diye adadı? Ne diye adadı? He? Yaşarsa diye mi çocukları? Evlenirse diye mi? Bir oğlum olursa diye mi? He? Erkek oğlum olursa diye adadı. Anneannesinin adaklarını da söyleyecek misin? He? Anneannesinin de dedesinin adamı da söyleyecek misin? Ya da dedesinin üzerinde olan da bunları da söyleyeceğim mi? He? Yalancı kimdir? He? Yalancı kimdir? He? Kimdir? Ben miyim? He? Kırk tane daha vurayım mı beyninin üzerine İfri? He? İster misin? Çok canın yandı değil mi? Söyleyecek misin diğer taraflarda adayan kim? He? Söylemeyeceksin değil mi?
İstiyorum ki söylemem. İstiyorum ki söylemem. Annesi ve babasının birer tövbe yaptırır mı? Kızgınlık ve öfkeli çocuklarına yaptığı bir dualardan. İster misin? He? Yaptırtır mı? He? Baba okutur için, evde şimdi 80 tane daha vurur mu çocuğa? He? Ölür müsün? Ölüyüm, ölüyüm. 160 yapayım. Hayır. Yapayım 160'e. Sonra insanlara iftira ve kınamadan 180 tane daha vurayım mı? 240'a çıkarayım mı? Evet. He? Keyfin iyi değil mi orada? Ben söylüyorum. He? Bunları ben söylüyorum. Bunları? Ben söylüyorum. Neyi sen söylüyorsun? Bunları. Sen yalancısın derken de sen mi söylüyorsun? Arada beynin gidiyor geliyor. Yat. Yat. Yat yat yat. Halin malin yok oğlum. Şeytanı kendi hatanızla, günahınızla, bedeninizle alan sizsiniz. Değil mi? Ne işkence? Benim olmuş. Çok isyan etmiş lan be babaya. Çok kalbini kırmışsın. Üzmüşsün. Bütün enerjiyi üzerine almışsın. Ondan kaynaklı, anladın mı? Anneyi babayı üzmeseydin, kalplerini kırmasaydın, bu sana vurmazdı böyle. Yani bu acımaz mı? Abi. Fred. 11 kaldı. Söyleyeceğim mi adayı kim aradı? Bıçakla ölmek daha iyi değil mi? Ellerimle kafanı ezmektense bıçakla ölmek daha kolay bir ölüm değil mi? He? Öyle değil mi? Şeytan sana gel. Devam ederim. 240 tane daha vuracağım beyninin üzerine. 240 tane. Ben konuşmam için. He? Ben konuşayım. Kim? Şey ben konuşayım kurtulayım diyor değil mi? Hocam lütfen. 240 olmaz hocam. Olmaz. Olmaz. İfret. İfret. Çocuğun lisanına gelip konuşacak mısın? İfrit çocuğun lisanına gelip konuşacak mısın? Ne kadar çok dua ettin buraya gelmek için öyle değil mi? Niye gitmek istiyorsun o zaman? İnsanlar burada kendi günah ve hatalarıyla yüzleşir. Kendi şeytanıyla yüzleşir burada. En önemli nokta o. Allah'ın üst ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetlerinden duana gelir sana. Emrediyorum İfret, lisanına gel çocuğum. Lisanına gel. Lisanına gel. Lisanına gel. Lisanına gel. Kısaslar başlamadan lisanına gel İfret. Kısaslar başlamadan lisanına gel. Allah'ın ısrı kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden duana gidin sana emrediyorum. Neden orada sen? Maşidiga senedi vaceni bir şefaati ve mahalaba bir kültüm ben ecma gülün cemilin kesir ve cinni şeytani maşidiga maşidiga İfrit, maşi diga, maşi diga. Canın çok yanıyor değil mi? He? Çok canın yanıyor değil mi? Yaralı bir böcek gibisin aynı. Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Konuşacak mısın? Yok. Konuşacak mısın? Konuşacak mısın? Konuşacak mısın? Boğa gördüm hocam gözümü. İfret, konuşacak mısın? Allah'ın ıs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğanak ile sana emrediyorum. Konuşacak mısın? Konuşacak mısın? Devam edeyim mi? Vay, dediğim yere hafif hafif vur bakayım bir. Oraya hafif hafif tıkla bakayım bir. Ya Gaffar diyerek, ya Gaffar. Konuşalım mı? Konuşalım mı?
Kaç yıldır çocuğun bedenindesin? Kaç yıl? 13 yıldır. Giriş sebebin. Allah'ını sığınmak adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden duanakine sana emrediyorum. Giriş sebebin nedir? Giriş sebebin nedir? Giriş sebebin nedir? Geç Faik. Yok, ben niye geldim ki? Giriş sebebin nedir? Tövbe ederdim ben. Giriş sebebin nedir? Gıgı vadiyenin içine dikte tövbe yapabilir miydin? Hı? Hı? Yapabilir miydin? He? Her gün annenin babanın kalbini kırarken tövbe yapabilir misin? He? Bitti. Her gün despotluk yaparken yapabilir misin tövbeyi? Bitti. He? Onlara köpek gibi azarlarken yapabilir misin? Cevap ver. He? Onları azarlarken tövbe yapabilir misin? Kalbini kırarken tövbe yapabilir misin? Ana babanın rızasını alamayan nereye gider? He? Seni cehenneme götüren şeytanın niye girdiğini niye kendin bulamıyorsun? Öyle değil mi? Sen bunu yapmıyorsun. Allah senin için uffin ayetini mi değiştirecek? Anaya babaya öf bile deme ayetini senin için değiştirecek mi Allah? He? Seni cennete götürmek için ayeti mi değiştirecek? Cevap versene. Senin kendi isyanın değil mi? He? Aç ellerini. Allah'ım. Ana babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Ana babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et duaya. Allah'ım, ana babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, ana babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, ana babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Devam et. Ana babama... Ana babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum ya Rabbi. Allah'ım. Ana babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum ya Rabbi. Devam et. Allah'ım. Ana babama asi olmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum ya Rabbi. Anaya babaya asi olmaktan tövbe et, kendini öldür. Yap tövbeyi. Allah'ım, anne ve babama asi olmaktan, onların kalbini kırmakla işlediğim günahımdan tövbe edin, başı tövbe. Allah'ım, ana babama asi olmaktan, onların kalbini kırmaktan, kalplerini kırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum, tövbe ediyorum ya Rabbi günahımdan. Bağışla beni ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. Allah'ım, ana babama asi olmaktan, kalplerini kırmaktan dolayı günahımdan sana sığınıyorum. Tövbe ettim ya Rabbi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe ettim Allah'ım. Allah'ım, ana babama asi olmaktan, kalbini kırmaktan pişman oldum, tövbe ettim ya Rabbim. Ya Rabbim. Allah'ım, ana
anne babama isyan etmekten, kalplerini kırdığımdan dolayı işlediğim günahlardan sana sığınıyorum. Tövbe ettim ya Rabbi. Pişman oldum Allah'ım. Allah'ım affeyle ya Rabbi. Allah'ım affeyle ya Rabbi. Allah'ım affeyle ya Rabbi. Bakalım. Affa mazhar olmuş musun? Bak. Allah'ım affeyle ya Rabbi. Azalmış biraz değil mi? He? Yat bir daha bakıp oturayım. Deminki gibi değil, değil mi? Evet. Dur şimdi. Allah. İnsanları çok fazla mı kınıyordun, aşağılıyordun? Evet. He? İnsanları kınamak ve aşağılamaktan 80 tane iftira atıp günahlarını almaktan vücuda giren bir tane var. 80 oradan kısas yapacağız, sağındakini alacağız. Anne baba tövbe ettikten sonra sana vereceğim tövbeyi güzel bir şekilde yapınca sende hiçbir şey kalmaz, vücudunda birden fazla var. İnsanları kınamaktan, hor görmek ve aşağılamaktan bir tane var. Sağında bak, göstereyim. Bir sürü şey var hocam. tek tek temizleyeceğiz. 240 tane kısasın. Kısassız olmaz. Kısassız hiçbir şekilde temizlenmez. Çünkü yaptıkların kısas gerektiren günahlar, anladın mı? Çünkü insanlara iftira atmak, insanları kınamak, insanları aşağılamak, horlamak, ana babaya bağırmak, üzmek kısas gerektiriyor. Onları alacağız tek tek vücudundan. Ondan sonra bak nasıl tövbe ettikçe böyle kısastan sonra tövbe ettikçe ondan sonra normale dönersin. Kulak için de mezbar edin. He, hiçbir şey kalmaz, merak etme. Yap. Burada ağrı yok fazla değil mi şu an? Sadece şurada var. Evet. Aranızı keseceksiniz. Bir şey kalmaz. Bir tane de şurada var. Bak o da yat bir. İstersen yapalım kısasını. Yaparsak daha rahat edersin. Şurada var bir tane. Bu da insanları hor görme, aşağılama ve kınamadan kaynaklı. Verdiğim rızık ve nimetlere şükürsüzlükle ve isyan ile söylediğim bütün kötü sözlerden bela ve lanetlerden isyanlarımdan hay isminle sana şirk koşup verdiğin hayata var olmaya isyan etmekten kendime lanet okumaktan tövbe ettim estağfirullah ya gaffar devam et. Tövbe ettim estağfirullah ya hay tövbe ettim estağfirullah ya hay. Allah'ım soyumdan sana söz verilip de adanıp da yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytanlardan sana sığınırım Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Duaya peş peşe devam et. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Soyundan yerine getirilmeyen şeytandan gelen
Adaktan gelen. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen adaktan şeytandan. Adaktan gelen. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan gelen soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan gelen adaktan soyumdan yerine getirilmeyen adaktan adaktan Allah'ım adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Sevgilim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım. Allah'ım. Soyumdan yerine getirilmeyen. Soyumdan yerine getirilmeyen. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan gelen, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyumdan gelen, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan dolayı adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Ya Gaffar. Çok acıyor. Çok. Ya Gaffar, ya Gaffar. Allah. Allah. Kesilmeden asla gitmez. Hayvan kesilmeden asla gitmez. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufun bin نذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Geçmiş olsun. Şu an vücudunu nasıl hissediyorsun? Geldiğinden daha da iyi hissediyorum. Kaç kendinde böyle bir enerji boşalması, ruhen ve fiziksel rahatlama hissettin? %40 veya 50 arası. %40 ve 50 arası bir rahatlama hissettim. Peki içinden şu an konuşan bir şey var mı? Arası. Arası. Fazla yok. İnanç daha çok inanmaya inanmaya başladım. Yani inanmaya derken? Yani olumlu bir şekilde hayatımı Allah'a. Yani hayata böyle olumlu bakmaya yani, başladım. Ya önce daha böyle hayata bakıyordum hiç anlamsız. İşte ölmek istiyordum. Yani karnın acıktı mı? He? İştahım geldi mi? Evet. Normalde yemek yeme iştahı bile olmuyor adamın değil mi? Yani o düşünceler olunca... Şu an böyle ruhen böyle bir huzur, bir rahatlama... Sizin videolarınız daha iyi geliyor, yemekten. Şu an böyle ruhen biraz daha rahatlama hissettim. Evet hocam, yani elhamdülillah, nasıl söyleyeyim, sabah şeyi kalkıyordum hocam. Yorgun ardım böyle, başım ağrıyor bir şekilde ve... Güsül alırken burnuna suyu sert çekemiyorsun. Tarifi... Bak şuradan nefes al. Tarifi... Çek. Bak, çek. Burnunla suyu çektiğin zaman niyet ettin müsün abdest almaya diyorsun. Ağza suyu verip yapıyorsun ya. Sol tarafı kapa. Öksüreceğin kadar gerisine suyun gelmesini sağla. Sağı kapa. Soldan çektiğinde yine su gerisine gelsin. Ondan sonra şu başındaki ağrı Allah'ın izniyle olmayacaktır, tamam mı? Bak şimdi öyle bir güçlü bir tamamla. Niyet ettim eksik olan müsün abdestimi tamamlamaya diye niyet ederek sağ ve sol burun deliklerinden çektiğin suyu boğazına kadar getir. Ondan sonra bir daha bir rahatlayacaksın. Hadi onu bir yaptığı yer bakalım. Lavaboda hadi bakalım. Gir gömleğini.